Merhaba, ben Eyüboğlu Kalesi'nden Aysun var. Ben Nedire. Biz şimdi size manyetik su altı projemizi anlatacağız. Biz bu projeye başlamadan önce gerek çevremiz olsun, gerekse bir sürü televizyon reklamında olsun birçok defa kireçli suyun makinelere zarar verdiğini gözlemledik. Bunun üzerine hem doğayı koruyan hem de alem çözüm ve ekonomiye katkıda bulunan bir proje geliştirdik. Çözebileceğimizi düşündük. Çünkü manyetik alana giren kalsiyum iyonları su moleküllerini tutamaz ve kireç taşını oluşturmaz. Bu hipotezimizi desteklemek için bir deney yaptık. Önce kireçli bir su çözeltisi oluşturduk. 50 mililitreye 0.1 gram kireç koyarak. Daha sonra 3 farklı tip, yani 600, 1000 ve 1200 sarımlık bobinler alarak bunları 10 volt potansiyel enerji altında elektrik verdik. 20 dakika bekledikten sonra sıcaklık ve kristalleşmedeki farkı gözlemledik. Daha sonra bu deneyi 100 mililitre suya 0.1 gram kireç koyarak tekrarladık ki daha seyreltik olsun. Sonuçta en iyi sonuçları seyreltimi suda elde ettik. Aynı zamanda sıcaklık faktörüne baktığımızda ki egzotermik çözünen maddeler için sıcaklık kristalleşmeyi arttırıcı bir faktördür. En fazla sıcaklık 600 sarımda olurken en az sıcaklık 1000 sarımda elde edildi. Manyetik alana baktığımız zamansa manyetik alan arttıkça kireçlenme azalıyor gibi bir yoruma varamıyoruz. Çünkü bizim projemizde gördüğümüz üzere en fazla manyetik alanda da en az manyetik alanda da kireçlenme fazla oldu. En iyi sonuç 1000 sarımda elde edildi. Buradan da sarımın belli bir değerde olması gerektiğini, manyetik alanında belli bir değerde olunca en iyi sonucu elde ettiğini gördük. Bu yarattığımız su, yani oluşan su daha temizdir. Bu sistem sudaki tortu ve birikintileri yok eder. Suyu yumuşatır, elektrik sarfiyatı sağlar, suyla çalışan makinelerin ömrünü uzatır. Kimyasal kullanımına gerek bırakmadığı için doğayı korur ve bu kimyasallara para ödenmeyeceği için aile bütçesi ve ülke ekonomisine de katkı sağlar. Ayrıca insan sağlığına da daha uygundur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.